Arkadaşlar bugün R'da kategorik veri vektörlerini anlatacağım. Çok zevkli bir konu. Öncelikle mesela R ölçeği tanımlayalım bir tane arkadaşlar. Normal vektör yazar gibi yazıyoruz bunu. Mesela hafif, orta, şiddetli. Daha sonra arkadaşlar A vektörünün bir B vektörü tanımlayalım. Faktör fonksiyonunu kullanıyoruz faktöre çevirmek için. Faktör A dediğimiz zaman bakın hafif, orta, şiddetli diye geldi ve levels burada bunun bir kategorik olduğunu gösteriyor. Hafif, orta, şiddetli diye 3 tane kategorisinin olduğunu gösteriyor. Mesela levels komutunu seçtiğimizde arkadaşlar levels B desek sadece kategorileri gösterir. Kaç tane level var diye sorduğumuzda n levels komutunu kullandığımızda arkadaşlar n levels kaç tane kategori olduğunu bize getirir. Şimdi bir tane C vektörümüz olsun. C vektörümüz arkadaşlar 3 tane kategorimiz olduğu için rastgele yazalım. Mesela 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bir tane rastgele C vektörü elde ettik. Şimdi D vektörümüz arkadaşlar. Kategori vektörümüz neydi arkadaşlar? Bizim B vektörümüzdü. B köşeli parantez C dediğimizde ne olacak acaba? Bakın, numerik olarak girdik C vektörümüzü. B köşeli parantez C yaptığımızda hepsini kategorik olarak değerlendirdi. En altta da kaç tane level olduğunu bize gösterdi. Çok faydalı, çok güzel bir şey. Örneğin bir vektördeki arkadaşlar kategorileri karakter vektörü ya da numerik vektör haline getirmek istediğimizde de S karakter ya da S numerik fonksiyonlarını kullanıyoruz. Mesela S karakter dediğimiz zaman mesela S karakter C diyelim. S karakter B diyelim arkadaşlar. Kategori vektörümüz B'ydi. Sadece bize level'ları gönderdi. As numeric B diyelim. Bunları sayısal olarak bize gönderdi. Şimdi as C vektörümüzü hatırlayalım arkadaşlar. Sayılardan oluşturuyordu. As karakter B köşeli parantez C desek ne olacak acaba? Bakın B vektörümüz tamamen C vektörümüz tamamen numerik değerlerden oluşurken onu tamamen karakter değerleri dönüştürüp bize kategorik olarak düzeltilmiş vektör serisini getirdi. Burada arkadaşlar ordered diye faktör fonksiyonunun bir ordered argümanı var. Bazen mesela hafif, orta, şiddetli bunu karaktere çevirirken alfabetik sıraya dönüyorsa ya da numaraya çevirirken alfabetik sıraya dönüyorsa arkadaşlar bunu engellemek için yani faktör tablolarının kategorik sırada devam etmesi için kullanılan bir anahtar. Şimdi table fonksiyonunu göstereceğim arkadaşlar. Table mesela kategori vektörümüzü table koysak nasıl gelecek? Kategoriler ve içinde kaç tane olduğunu göster. Table vektörümüz kategori olduğu için hepsinden birer tane var. Şimdi table diyelim ve köşeli parantez C diyelim. Bakın 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2 diye devam ediyor. Table'a çevirdiğimizde bize özet tablosunu getirdi. Hafiften 5 tane var, ortadan 4 tane var, şiddetliden 4 tane var.
Faktör arkadaşlar oldukça kullanışlı bir vektör tipidir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor bu ordered hadisesinden dolayı. Onun dışında fizyoterapide sonuç ölçeklerinin işte OZ V olsun, net disability olsun ya da diğer 20-25 tane ölçek var Türkçe Gross Cultural Adaptation'ı yapılmış. Bu ölçeklerin hemen hemen tamamında karşınıza çıkacak bir vektör tipi. Biraz anlamak zor olabilir ya da akılda kalması zor olabilir. Bundan endişelenmeyin. Verisi geldiğinde gerçek bir çalışma olduğunda çok rahatlıkla bu veri tipini kullanacaksınız. Hiçbir endişeniz olmasın.